Muhabbetten buna Temel dedi ki Talas hiç kurt görmedi dedi. Panter Talas. Talas çok kurt görmüş ama yıktığını görmemiş. Tamam doğrudur o zaman. Yani kurt doğduğu yok. Garantilemiş bir köpek değil ama Talas'ı ben beğenmemiş bir köpek olmuş olsaydım Talas'ın bunu soymadı. Akif Metin. Kardeş selamünaleyküm, hoş geldin. Aramızdaki mesele bittiyse Dağıstan abi Akif Metin'e şimdi bir soru soracağım. Şimdi Akif Metin'le de biz destekledik biliyorsunuz. Şimdi Akif Metin, elini vicdanına koy kardeş. Tamam mı? Elini vicdanına koy. Yavuz'un oğlu Aşil, kangal mı değil mi? Sen o köpeği kangal der misin demez misin? Bana tek bir cevap ver. Ben şimdi Yavuz'un Aşil kim? Ben bilmiyorum, takip etmiyorum. Valla ben de bilmiyorum onu bak. Ben Barış benim arkadaşımdır. Barış'ın kapısında kaç tane köpek vardır? Ne üretmiştir ben bilmem de etmem de. Vallahi buradan gördüğün kadar yorum yapabilir misin? Buradan sana birazdan açacağım. Buradan gördüğün kadar bir köpeği az çok itti. Ya ona ona şey giremez. Ya abi bir saniye söyler ama sosyal medya. Abi bir dakika. Bak orada çok olmaz. Ya bak bir şey. Bak bir şey. İki saniye daha bir dakika. Bir dinle be. Bak bir saniye. Bak bir şey. Ben sana Hüseyin beni bir dinler misin? Ya bir durun ya. Bir durun sakin olun ya. Bir sakin olun arkadaş. Sizin bak. Hüseyin. Beni az çok yıllardır insanlar tanır. Ben lafımı, sözümü hiç kimseden esirgemem. Şimdi, temizsen Barış'la mevzuunda video yapmış işte silmiş o video ben izlemedim. Bakmadım da yani sizin o bahsettiğiniz video ben izlemedim. Ben olayları zaten bir hafta sonradan görüyorum. Bu videonun canlı yayın yaptığınızı birileri şey yapıyor. Ekran kaydı oldu. Şu an çok alıyorlardı. Ve ondan sonra yani vallahi benim şu sona geliyor. Benim işim de yok yani. Alakadar da etmiyor. Şimdi Barış konusunda tarsızsın. Şimdi arkadaşlar, siz kangala gönül mü verin? Kangala öyle gönül verin mi? Kangala gönül verdiysen dinle beni. Sen hangi tip köpeği savunuyorsun? Şimdi örnek vereyim. Siz panterlere hani bana kalırsa bak. Türkiye'nin en saf köpekleri panter. Tek tip olması lazım. Şunu bir dinle kardeş. Şimdi soy takibi olan Türkiye'de üretilen en çok köpekler panter. Doğru mu? Kimse itiraz edemez. Ya soy takibini nasıl yapıyorsun? Senin kapındaki köpek de şu an Fırat'ta. Dünyanın da en çok her yerinde bulunan kangal olarak giden köpekler panter. Ya ticari amaçlı panter. Ticareti için. O kadar da hiç bak. Ticari herkes be. Türkiye'de Panter beslenebilir. Çok beslenebilir. Ben de seviyorum. Tamam. Şimdi kangal değil mi? Yani bu farklı. Şimdiki Hüseyin ve arkadaşlarının tek gündemi. Barış Çiçek. Ben de giriyorum şimdi. Şarkışlı'ya gidin. Tamam mı? Kangal çiftlikleri var. Niye onları konuşmuyorsunuz? Adam Alabay'ı götürmüş. Orada köpek çekiyorlar. Ya birinizde çıkın desene de şarkıda şunlar. Aleni kırma köpek üretiyor. Abi ben dedim Sivas Kangal'ın kaymakamlığı çiftliğe gittim bir tane kangal yok. Gidin çiğneme. Ya bırakın Barış'ı. Barış bak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz ne kadar çok Barış'ı konuşursanız. Barış o kadar çok köpek. Ya satsın zaten insanlar onu ticaretini değil ki baba. Beni her YouTube'da konuştuğumuz bak benim şu an ben YouTube'a video bile çekiyorum işim bile 184 bin abone olmuş ya konuştukça bana abone gel umurumda mı değil Allah daha çok versin baba Allah daha çok versin istemeyeni vahiyde görüşmeyelim. Ben YouTuber'lık yapmam. Ben çekersem sadece kendi köpeklerim çekerim. O da arada sadaka değil. Uğraşmam. Çünkü ben burada oyunculuk yapıyorum. Büyük baş yapıyorum. 100 tane. Türkiye'de
100 tane köpeğe bakan bir tane adam yok. Ben de 100 köpeği 3. reproduksiyonda üretmişim. Türkiye'de kapısında benim kadar üreten hiç kimse yok. Bak, ben başka işe, ya 100 tane yavruyu satsaydım bugün, 4'er bin liraya satsaydım 400 milyar diye niye kafama koyacağım? 400 tane koyun alırdım. Ben de konuşabilir miyim? Dediklerin doğru da bak. Merak, bu aşk. Herkes bir köpeğin, bak herkes bir köpeğin soyuna gönül vermiş. Beğenirsin, beğenmezsin. Mesela ben bugün Akın'la konuşmuyorum. Yıllardır konuşmuyorum. Ben bugün konuşmadıysam yarın da konuşmam. Ben başkaları gibi. Dün bir adamla kavga ettiysem, küfür ettiysem, sövdüysem o adamla ben bir daha bir araya gelirim. Şimdi ben Akın Kulübat'ta küsüm. Değil mi? Ben daha bir gün Akın'ın köpeklerine YouTube videosu çekmedim. Mama satıyor, mama çekmiyor. Örnek veriyorum. İlgilendiriyor mu Akın ben? Ama köpeklerine kangal diyebilir miyim? Kimin köpeklerine? Akın'ın köpeklerine. Akın kangal köpeği mi? Peki Barış'ın kangal köpeği mi var? Yavuz dışında. Yavuz Gırma. Yavuz Gırma. Yavuz'un altından düşenlere sen nasıl kangal diyeceksin Akif? Yavuz. Birbirinden farklı baba. Ben sana Yavuz'un bir tane arkadaşına benzemiyor mu? Sen, şu kangal mı baba? Hadi kangal de. Şimdi bu köpek Fransız buna kangal. Bu köpek kangal mı? Rakip Metin. Bak ben konuşamıyorum. Bak ben araya girmiyorum. Şimdi Yavuz. Yavuz. Ben araya girmiyorum. Peki Yavuz panter mi? Ben soyunu bak. Soyunu bilmiyorum diyorum sana. Bak peki ben sana söylüyorum o zaman. Yavuz'a panter diyor. Peki Yavuz'la aşili talazı bir kıyasla. Talazı mı besledin? Bak kardeşim. Ya ben ne zaman konuşuyorum? Bunları da bilmek lazım. Buna da panter dedim. Ben de boyu posuyorum. Talazı bak şu an bu insanlar Türkiye'deki çoğu talazı görmüyor. Talaz gibi Türkiye'de köpek yoktu. Sendeki bozulma. Senin için ben ne canlı gördüm. Ben yavrularını besledim. Dondurdum. Tamam istediğin gün üretim. Şimdi Yavuz dediğin köpek talazın kanının altında. Aynen onu diyorum ben de sana işte. Bak, şimdi talaz panterse Yavuz ne? Şimdi kardeşim, şu talazla şu köpeği bir araya tutabilirsin ya şu köpeği. Ya onlarla köpeğe ne alakası? Tamam işte şeyin soyu panter diyorlar bunlara. Ben sana Yavuz'un... Ben sana Yavuz soyu bu. Yavuz şimdi tip olarak kırma mı köpek? Ya ben onu tip olarak kangal ben ona bir şey demiyorum. Ya onu diyor. Herkes kangal olan kendisi için altından verdikleri de verdikleriyle de kendisini kanıtlayabilmesi gerekiyor. Yani altından zaten yedi yavrunun farklı dördü farklıysa bu yanlış. Demek ki bir kırmalık var. Dağıstan abi bir saniye. Buyur bak. Bir saniye. Akif Metin bir saniye. Şimdi sen az önce bir konuşma yaptın. Ben de sana diyorum ki az önce dedin ki ben dedim inek satıyorum bilmem ne satıyorum 100 tane köpeğe bakıyorum. Ben daha bir güne bir gün bir tane köpek üretmemiş bir adam olarak satmamış bir insan olarak ben niye götümü yırtayım? YouTube'da benim 2 seneden beri kazandığım parayı ben size göstereceğim. Harcadığım parayı da göstereceğim. Tamam mı? Eğer bir insan şuna kangal diye satıyorsa ve bu kangalın en iyi soyu bende diyorsanız ve kangalın en iyi örnekleri panterdir diyorsan o zaman Akif Metin Allah'ını peygamberini seversen bu soruyu elinin kızlarına koyacağım. O soruya ben cevap dur abi bir dakika sen gitme Dağıstan abi. Bir şey söyleyeceğim sadece. Dağıstan abi bir saniye. Bu köpek neydi? Bu köpek ne olduğunu bana bir söyler misin? Bir köpek yavrusu daha ne olur? Şimdi Fenos bir güzel bir köpek. Hani bu köpeğin kangal değil. Köpeğin tipi güzel. Basarları ne köpeğin oluyor? Bak bu köpeğin kangal tek oynak noktası. Çok iyi biliyorum. Gerçekten çok. Kim öğretti sana? Sen öğrettin. Serbest abi öğretti. Bak daha Hüseyin. Sana bir tane video atacağım. Tamam mı? Abin bir köpek payla anlatıyor kangal diye. Tamam mı? İzle. Tamam mı? Bırak kanlarım aramı. Hangi köpek? O senin gösterdiğin yavru var ya. %100 kangal o köpeğe bak. Anlatabiliyor muyum? Akif, Allah güzel kardeşim. Benim neyi cevap vermek doğru değil. Ben de cevap veririm de. Hatta aynı bunun gibi bakın bir saniye daha sana ben hiç konuşamadım. Hep dinlemek zorunda kalıyorum. Hayır. Ben seni aldım. Tamam mı? Koynumda kıvrandırırım biraderim. Tamam mı? Gerizekalı. Tamam ben seni dansöz yaparım şimdi. Tamam mı? Ne olay ya? Ne oldu? Ali salak yazılar yazıyorsun orada bak. Oradan okuyorum. Tamam mı? Arabanın içine.
gerizekalı gerizekalı konuşma. Buralardan yazma. Buralardan cevap vermek. Çok arkadaşlar. Tamam mı? Deli mi lan? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi bir şey söyleyeyim. Akif doğru söylüyorsun. Kimse kimseye hakaret etmiş. Salak salak konuşmayın. Gerizekalılar. Şimdi görseniz. Bu. Gel ya arkadaşlar. Yapışkan bebesi. Gel. Gel lan gel. Gel gerizekalı. Hani hadi oradan yap. Ay salak salak ya. Sizin yaşınız var ben köpe göre tutmak. Gerizekalı. Arkadaşlar. Korkak konuşmak tartışılır ama bir sınır çerçevesinde olur. Tutup da bel altı vurmak böyle saygısızca konuşmak. Salak salak yazmışsınız burada ya. Tartışıyoruz ama. Akif. Akif sabahtan beri bize. Akif. Bize sabahtan beri neler yazılıyor şurada bir bilsen var ya. Bize neler yazılıyor. Şimdi bir saniye Ali ki kardeşim bak seni atmak istemiyorum lütfen bak Allah'ını seversen sen bir aradan bir çık konuyu bir kişisel böyle sen şeylere getirmeyin. Ben bana atıyorum tamam mı? Delikanlıysan gel ara beni bu. Gerizekalı. Salak. Bir şey yapmıyorum. Ya sosyal medya üzerinden. Güzel kardeşim bak Ali benim takipçim bir saniye benim takipçim tamam mı? Ortak bir takipçimiz daha doğrusu. Ali Allah'ını seversen kendini engellettirme bana kimseye de hakaret etmesin burada. Bizim amacımız zaten insanlarla dolağa geçebilmek. Arkadaşlar tamam. Deli vallahi ama yapsın sosyal medya üzerinden erkeklik yapmak yapmasın gerek yok. Şimdi Akif dedin ki Hüseyin ve arkadaşlarının tek gündemi barış çıktı dedin değil mi? Lan sana yemin haklı ederim, olsan olur haklı olmasan olur oğlum ya. Ya uff. Bak Akif sen de her şeye vereceğim bir cevap varsa adamla... Bak sahte hesap yazsa cevap verme. Kim oldu ben? Tamam sahte hesap olsa akşama kadar bize de yazıyordu. Cevap vermiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen az önce dedin ki Hüseyin ve arkadaşlarının tek gündemi barış çiçek. Eğer tek gündemin barış çiçekse Allah benim bin türlü belamlarsın. Ya ben size diyorum ki bak birader. Bak ben Türkiye'de beni dinle. Bak, ben video çekiyorum. Ben video çekiyorum ama konuşamıyorum ki ben. Dinle. Tamam ben sen. Ben konuşamıyorum. Ben konuşamıyorum kesinlikle. Sen gene konuş dinleyeceğim ama sonra bana bir söz atma. Tamam bilmiyorum ben. Bak şimdi kardeşim. Kanal Sevdalıların YouTube kanalı diye bir şey açtım tamam mı? Benim YouTube kanalımın zaten açıklama kısmında diyor ki Kangal hakkında bilgilendirme ve yanlış bilinenler ve doğruyu öğrenme diye bir yazı var. Şimdi eğer siz diyorsanız ki panterci olarak Türkiye'nin en iyi Kangal soyu panterdir diyorsanız ki dedin de az önce doğru mu? Ben de sana diyorum ki kardeşim o zaman bu köpek nereden çıktı? Kimden çıktı? Yavuz'dan diyorlar. Gitmiş Yavuz'dan. O zaman bunun gibi 30 tane örnek var. O zaman siz bir Türkiye'nin en iyi soyunu besliyorum diyorsanız ben size bunun gibi 30 tane örnek veririm. Dedim ki arkadaşım o zaman bu köpekler sizin en iyi soyunuzdan, kanların en iyi soyundan bu köpekler nasıl arttı? Kimin yavrusu? Bunun gibi 20 tane köpek göstereceğim. Bu kim üretmiş o köpekleri? Kim üretmiş? Barış Çiçek üretmiş, sen üretmişsin. Diğer panterciler üretmiş. Ben mi ürettim? Yalan bir şey konuşuyorsan. Barış üretmiş ya. Ne yapayım? Ben üretmiş. Bir dakika, Dağıstan abi bir saniye. Bak. Ya Miraç bak kardeşim şunu bir dakika engelliyorum bir saniye bak benim canlı yayınımda benim babam olsa şuradaki insanlara ben laf ettirmem geçeceksiniz o işi. Abi, eğer beni abi olarak görürseniz de benim abinizin böyle çok saygılı konuştuğu bir insana da o cümleleri yazdırtmam. Kimse eksiklik yapmasın. Kimse kendine bak Miraç seni öldürürüm bak benim canımı sıkma. Öyle dur da. Ben ne yazıyor görmüyorum şu an. Ben de görmüyorum. Bende yayınlar yok. Benim aklımda yazan varsa arkadaşlar ben rica ediyorum. Şimdi yazın güzelce tartışalım. Şimdi bacım bu köpek tartışmalarının sonu hiç iyiye gitmeyecek. Niye iyiye gitmeyecek biliyor musun? Ya adam olan hakaret etmiş. Bak şimdi. Köpek tartışılır. Tamam mı? Kırmadır, iyisidir. Her köpek üreten, daha aslında sen de orada üretiyorsun. Her zaman ne yapıyorsun? İyisini üretmeye çalışıyorsun değil mi? İlla ki elimizden geldiğince. Kötü çıkacağını bilsen üretir mi? Bu barış içinde. Öyle ama ben şunu söylüyorum bak Hakim. Bunların genetiği de vardır diyorum. 10 yavru 3 tanesi vardır. Sakat doğma tamam, ihtimali bak, vardır. Bu normal. Bak, benim %100 kusursuz bak, köpeğin bile altından 10 yavrudan 3'ü gayet normaldir. Biraz önce ben yayını baştan sona kadar dinliyorum. Diyorsun mesela kalça şeyi diyorsun. İlla ki. Anne baba sağlam. Tamam.
köpek altı çıklığı çıkabiliyor. Altı yavrudan genetiğinde olduğu için oluyor işte bu. Altı yavrudan bir tanesine çıkabilir. İki tanesine çıkabilir. Gayet normal. Bak bu neden kaynaklanıyor? Bu neden kaynaklanıyor? Aslında Türkiye'de safkan diye bir köpek yok. Nasıl yok? Al işte. Şimdi Türkiye'de bilim şöyle söyleyeyim sana. Soy takibi üretilerek kaç yıllık köpek üretiliyor? Şimdi safran, safran fenotip olarak var. Safran fenotip olarak var ama safran üretimi yok. Bak, ben bunu söylüyorum. Safran üreten yok. Soyu %100 safkan diyebileceğimiz köpek yok. Niye yok? Çünkü bu zamana kadar bir saniye Miraç, sen beni bu şekilde savunma güzel kardeşim. Eskiden davarlarda köpekler hangisi hangisinden çiftleşirse o şekilde geliyordu. Yani köpeğin tipi kangal ama bevası Anadolu çoban köpeği olabilme ihtimali yüksek. Yani bak, çok köpeğe dolanmış. Ya biz neler gördük ya. Ben hayatım çobancılığından geçti ya. Ben hala çobancılık yapıyorum. Ben üniversite falan da okumadım, çobancılık yapacağız diye. Ne yaptık? Köpeğin içinde büyüdük. Yani malın medanın içinde büyüdük. Şimdi biz kangala nasıl sahip çıkacağız? Eğer çıkılacaksa bir kere devlet el attı. Ne devlet çiftlikleri ortada. Ya biz köpekleri önce ıslah edeceğiz. Evet. Biz ıslah yapmadık ki. Biz neyin safından bahsediyoruz? Hangi her köyde gidiyoruz. Kangalı röntgeni çekilmiş. İp olarak safkan, tamam, al getir. Bir safkan daha al getir. İkisinin yedi neslini bilmiyorum. Eşleştiriyor. Yavru yani satıyor. Aha kırma. Ama bu köpek... Lahana'ya döndüğünü. İşte benim tartıştığım da bu. Ben de bunu diyorum. Safkan. Sen onu doğru söylüyorsun zaten. Onu da bak. Kardeş senin dediğin doğru zaten. Bu köpekler zaten bak ıslah edebilmesi için bizim hatalı köpekleri öldürmemiz gerekiyor. Kısırlaştıracağım. Ha, Avrupa gibi. Avrupa nasıl köpekleri ıslah etti? Hatalı köpekleri öldür. Bizim dinimizde bir can öldürebilir miyiz? Ya öldürmüyor, kısırlaştırıyor baba. Kısırlaştırıyor köpeğe. Türkiye'de kim kısırlaştıracak? Öyle bir şey yok ki. Üretim bakışı işte. Akif ama zaten bu daha öncesinde tedbirler alınmadığı için bu sokaklar köpek, kim alacak? Köpek, kim alacak? Dolu değil mi? Şimdi sen satış yaparsan, çip takmazsan, köpeğe pasaport, kayıt yapıp şimdi diyelim benim adıma köpek satıyorum. Dağıstan Öztürk adıma, telefon numaramı, adresime, kaydımı yaparsan o köpeği ben sokağa bıraktığımda bir hayvansever yakalayıp da çipten benim adım adresim bulur, devlet de bunun cezasını verir. O zaman ne olur? Üreten bir kere canlı hayvan resmi olarak bulunmayan hiçbir çiftlik sahibinin, sözde çiftlik sahibinin satması yasaktır. Mesela resmi üretim belgen olması. Türkiye'de kaç tane resmi var? Kaç tane var işte? Kaç tane var? Sahip çıkacağım. Baba senin resmi şeyin var, çiftliğin var. Sen sahip çıkacaksın. Bu işe sen yapacaksın. Açtığın zaman herkes köpek satıyor. Bu işe kim sahip çıkacak biliyor musun? Akif, bu işten en çok para kazanan insanlardan biri olarak senin sahip çıkman gerekiyor. Ben sadece şöyle parasını siktir et. Bu adam. Abi ben köpek satmıyorum. Sen köpek yapıyorsun. Sen üretim yapıyorsun. Sen üretim yapıyorsun baba. Sen ne yapacaksın? Kardeşim devlete diyeceksin ki ben sana vergimi ödüyorum ya. Ben vergi ödüyorum, öbür tarafta adam almış oradan buradan köpeği çiftleştirmiş. Millete satıyor, ondan sonra iki gün sonra sokaklar köpek doluyor. Bunun tedbirini siz üstlenin. Dağıstan abi. Dağıstan. Ben otursam tamam mı? Telefonu alsam, Türkiye'de iki kişiden başka kimse köpek satamaz. Herkesin köpeğini elinden alırmak lazım. Abi resmi olarak satmıyorlarsa satmasın. Devlet herkes vergisini bak, ödesin. Bak, kanun sen dört köpekten fazla kapında köpek besleyemez. Eğer ruhsatın yoksa. Burada da yedi köpek mesela. Ruhsatı yoksa yedi ya köpekten fazla besleyemez. Şimdi ne yapayım? Oturayım, herkesin yanında köpeği mi aldılar? En yakın ev 300 metre olacak. Hı? Hadi herkes internette köpek üretiyor, zardır. Hadi satın lan, satacak. Şimdi, satın yok işte. Dağıstan abi, Akif'le şöyle bir baş başa bir 10 dakika, 15 dakika ya da yarım saat bir canlı yayın yapmak istiyorum abi. Böyle hazır saygılı. Bana Barış konusunda bakarsan, Barış konusunda bana bir şey sorma. Barış ne ala? Tamam, Barış ne ala? Barış ne ala? Barış ne ala? Ama sen çünkü Dağıstan abi,
yanlış anlama, konu çıkmıyor. Bir türlü ben konuya bir şekilde giremiyorum. Sen hala bu köpek hakkındaki düşünceni söylemedin ama. Ne olacağını bilmiyor musun? Sen programın kangal değil de bitsin işte. Akif doğru tektir baba. Başka Akif bir şey yok. Doğru tektir. Bak köpek kardeşim. Allah canım alsın. Basanları güzel, bak, uyur, soğumu güzel. Bak, yakışıyor bir köpekte ama kangal değil de. Ben de bunu... Hey Dağız'da. Kangal diyeyim de böyle. Akif sana şunu söyleyeyim. Ben çıkarken şunu söyleyeyim. Akif. Abi. Talaz'ın ben yavrularını besledim. Benim gözümde Talaz. Bak. Talaz benim gözümde gerçekten geçmiş en güzel köpek. Oğlu benim hayatıma girmiş, bozo hayatıma girmiş en güzel köpeğim. Ama kangal değil, çok güzel köpekler. Benim gözümde 40 tane kangala bedel köpekler. Niye senin o köpeğin, yani ben ana tarafın, şimdi senin köpeğin anadan bozuluyor. Babadan anası, sıkıntı yok. Anası saf değildi, Muşvarton'un köpeklerinden de ama Muşvarton köpeklerinden de. Senin köpeğini bozan, hani tip olarak senin köpeğin kangal. Ama senin yani soya bak kızıma, senin köpeğini bozan anası babası değil ki. Ya aslında ana tarafı da baba tarafından daha da kalitesi vardır, aşağısı da yok. Muşvarton'un köpeği. Şimdi kardeş, bir köpeği hikayesi anlatıyor ya. Senin köpeğin anasının ecdadı kurtçu ya. Canlı ben onların kurt boğma videoları var ya. Ya tamam işte her kurt boğan köpek de hani ben ne diyorum? Ha, eğer bak, o gün odacı geldi. Çarşamba senin köpeğin odacı geldi. Senin köpeğin annesi daha çok güdüklere benzer. Kızıl, maske, sıfır maske. Evet. Ola köpek. Sokakta biri görsak başlar. Yani yazın, kışın beyazlıyordu, yazın sararıyordu yani. Köpekler ama en az başlar işte, öyle bir köpekti. Ya öyle köpek mi? Hepsinden var, onlar hala duruyor bende. Ama benim gönlümde en güzel köpek. Bak ne diyorum, ya kangal değil diyorum. İşte ben kanserlerle de bu konuda tartışıyorum. Kangal değiller ama... Bozo'nun şu kadarlığını biliyorum. Güzel köpekler de var. Bana o Bozo bedava verseydi millet Temel o zaman, kimse almazdı. Kimse hediye etti bana, almadı, büyüdü, 4500 euro verdim işte, bitti. Öyle yani. Vallahi hediye etti. Hüseyin'im Allah'a emanetsin, Akif Allah'a emanetsiniz. Kardeşim görüşürüz. Allah hepinizin gönlünü göre versin inşallah. Abi kusura bakma, kusura bakma. Yanlış anlama beni. Yok yok, rica ederim baba, rica ederim. Akif'le bir 10-15 dakika ya da yarım saat, bir saat neyse. Değil baba. Ben buralardayım. Yayını takip ediyorum. Kendisine, tamam, kendisine sormak istediğim 3-4 tane soru var. Onları sorayım. Benim ondan sonra da bir baş başa yapalım. Ondan sonra zaten canlı yayını kapatacağım. Sabah saat 4 oldu. Sabah namazına gideceğiz. Baba. Yayını takip ediyorum. Sıkıntı yok. Eyvallah abi. Allah'a emanetsin. Hadi baba, görüşürüz. Kardeş, dedin ki derdiniz niye Barış Çiçek? Kendimi ifade etmek için sırf Dağıstan abiyi de çıkarttım. Derdimiz ne Barış Çiçek, ne Akif Metin, ne de bir başkası. Kesinlikle senin kazandığın parada, senin ürettiğin köpeklerde gözü olanın Allah bin türlü belasını versin. Yalnız siz diyorsanız ki panterciler olarak, kardeşim Türkiye'nin en iyi kangal soyu panterlerdir derseniz, biz de size deriz ki kardeşim o zaman bak bu panterlerin altından böyle, bak böyle yavrular çıkıyor. Böyle. Ben lafı anlamadım. Ben sana dedim ki soy takibi tutularak üretilen en çok köpekler panterler dedim. Tamam. Şimdi panter olup da piyasada damızlık olarak üretilen benim bildiğim 5 tane köpeğin kangal ile alakası yok. Buna benzer bir sürü köpeğin. Şimdi kim? Ben bunu ben hangi köpekler? Videolarda göstereceğim. Barış sen adını söyle, ben sana söyleyeyim. Yok ben şimdi valla şimdi şey olmasın, videolarda söyleyeceğim, ondan sonra kılıçlar kuşanılsın, o çiftlik sahibine gelsin bana laf söylesin, oldu. Ama bunların hepsi saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sunuyor. Bak 152 kişi, 154 kişi şu anda gece sabah 4. Sizin derdiniz niye panterler biliyor musun? Ben sana bak açık bak. Değil. Vallahi de billahi de benim derdim kangaldan başka bir şey değildi. Ya kangaldan, kangala hizmet edeceksiniz kardeşim, gideceksiniz 20 tane o kangaladan alacaksınız, üreteceksiniz. Kangala hizmet böyle olur ya. Kangala hizmet nasıl etmek istiyorsun? Kangala hizmet nasıl olur biliyor musun? Senin gibi 10 numara. Ya biz tamam, sizin gözünüzde bizimki köpekler yanlış. Siz doğrusunu yapın o zaman diyor. O kadar basit bak Hüseyin. Siz olaylara bak. Senin elindeki her köpeğe ben bozuk diyor muyum? Hüseyin. Senin her ürettiğin köpek bozuk diyor muyum mesela? Şimdi sen senin kaç tane bir şey söyleyeceğim.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim senin çiftliğin gibi çiftliğim yok, doğru mu? Yok. Bende öyle bir çiftlik yok. Sen şu anda o çiftlikte istesen 200 tane köpek üretebilirsin, doğru mu? 200 tane köpek besleyebilirsin. Sen eğer elinde bu imkana sahip olup bu işten para kazanıp kangalın hiçbir problemiyle ilgilenmiyorsan, kangalın doğru üretilmesine yardım etmiyorsan, o çiftliği o zaman kardeşim niye? Sadece para amaçlı mı senin çiftliği? Hüseyin, siz kan ben Sivas'ın tarihinde bak ilk yarışmayı ben kendim yaptım. Cebimden para harcadım. Sivas Kangal'da, Sivas var ya merkezde. Güzellik yarışması yapıldı. İlk ben yaptım. Cebimden para harcadım. Tamam, o zaman ortalardan yoktum daha hiç. Ortalarda yoktum. Tamam. Ben hepinizi izliyordum ama. Ha, emekten bahsediyordun ya. Emekten bahsediyorsun. O Sivas'ın Çatayazı'nda biz o beton direkleri bize bir yer verdiler. Eski kullanılmayan bir pazar yeri. Sivas'ın tarihinde ilk yarışmayı biz yaptık ya. Ben bu yarışmalara bana cebimden 40 milyar para harcadım ya. Cebimden. Allah'tan şükür başım daha çok harcadım. Ankara'da iki yarışma yaptım mı? Niye yaptım? Ben köpek mi yarıştım? Dinle beni. Ben köpek mi yarıştırdım? Yok. Milletin köpeği gelsin yarısın. Bizim köpeklerimiz sadece boğuş köpekleri olarak insanlar azletmesin diye. Tamam mı? Dünya para harcadım. Dünya para harcadım. Ankara'da yarışma yaptık mı? Sivas'ta yaptık mı? Tokat'ta yaptık mı? Bunların hepsini dernek kurduk. Cebimizden paralar harcadık. Sponsor falan bulmadık. Hepsini aha buradan çıkardık. Gittik kupa aldık. İstanbul'da yaptık mı? İzmir'de kaç kere kangal yarışması yaptık mı? Niye yaptık ya? Ben sana bir örnek vereyim. Bak dinle beni. Ben hesapladım. O zaman Passat 100 bin liraydı. Tamam mı? Öyle bir göt yok kimsede. Ben o zaman 40 milyar paracadım. Şu an benim o 100 milyar araba şu an 400 milyar. Yani ben şu an 200 milyar bak. 200 milyar cebimden para harcamışsın. Niye harcadın ben? Kangala hizmet olsun. Kangala hizmet. O zaman ben de sana şunu söyleyeyim. Kaç yaptınız? Buradaki YouTube'da kaç yaptı? İnternette herkes köpek anlatıyor. Kaç yaptı bunları? Ben yaptıklarımı... Dinleyeceksen... Bak ben... Ya bir dinle ya. Ben bu zaman yaptıklarımı böyle hiçbir zaman çıkıp da hiçbir internet ortamda anlatmadım. Ya da... Kardeşim sen bu köpekten para kazanıyorsun. Ben gidip de 10 tane cami yaptırıyorsam... Bak 10 tane cami yaptırıyorsam... Altına da 10 tane caminin altına 20 tane dükkan yaptırıp bir tane market koyuyorsan benim amacım cami yaptırıp milletin sevabını almak değil. Biz market mi? Amacım köpek mi? Cami yaptırıp altından köpek mi yarıştırmak? Bak şimdi bu işi verdiğin örnekler dinlediğin zaman çok güzel. Tamam mı? Verdiğin örnekler gerçekten çok güzel. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bir cami yaptırıp gibi gözüküp de altta 10 tane dükkan dizip benim amacım eğer o altta 10 tanedeki dükkanından gelecek karsa benim cami yaptırdığımın niyetini Allah biliyor. Bunun hiçbir sevabı yok. Sen dükkan mı yaptın? Sen 500 bin TL harcayacaksın. Bak güzel kardeş, dükkan yap, siz ne yaptınız biliyor musun? Bak, seni katmıyorum bu işlerin içine bak. Seni katmıyorum ben bu işlerin içine. Sen şimdi elinde almış olduğun panter suyu var ya. Bak almış olduğun panter suyu var ya. Sen Sinan Sağut, dur. Sinan Sağut'la yaptığın videoyu hatırlıyor musun? He. Dedin ki, Kangal dedin, bir de bir haber kanalına çıkmıştın. Haber Türkiye. Orada kangal tarif yaptın. Doğru mu? Evet. Sinan Sağut'unla getirdin köpeği bir 3-5 dakika önüne boz güzel bir kangal tarif ettin. Ondan sonra dedin ki şimdi gelelim dedin işte benim de en çok sevdiğim ve en çok şu anda revaş gören dedin panterlerin önüne bir tane şey getirdin. Evet. Şimdi kardeşim sen panterleri daha çok satıyor olabilirsin. Panterler daha çok sana para kazandırıyor olabilirler. Yalnız panterlerin içinde şu şekilde şaibeli örnekler çıkıyorsa ve bu örnekler sadece 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil, 10 değil, 15 değil, 30 tane ise bize deriz ki kardeşim o zaman bu panterlerde bir sıkıntı var. Bize bu panterlerin, bana bu köpeğin Yavuz'dan Venüs'ün oğlu. Bak biz de diyoruz ki tamam Yavuz güzel bir kangal, fenotip olarak kangal. O zaman bu köpek ne abi? Şimdi biz bunu sormayalım mı? Bu köpek sadece Barış Çiçek'in elinde mi? Sadece senin elinde mi bu köpek? Değil, bu köpek Türkiye'ye mal olmuş bir köpek. Kim köy Türkiye'ye mal olmuş bir köpek? Kangal. Kimin yok, tek elinde? O köpeğe bahsediyorsun, onu sonra kangal diyorsun. Hayır.
Bak diyorum ki Kangal köpeğiyle ilgili konuşuyorsak Kangal kimsenin ne Serbülent Özgüren tek elindedir, ne Barış Şeyh'in tek elindedir, ne Sivaslıların tek elindedir. Kangal köpeği Türkiye'ye mal olmuş bir köpektir ve Kangal konuşmak benim de hakkım, senin de hakkın, herkesin hakkıdır. Bugün Van kedisi üretiyorum deyip de araya simsiyah köpek kediler çıkıyorsa deriz ki kardeşim bu Van kedisinde bir sıkıntı var, demeyelim mi ya? Hüseyin. Sen o köpeğe arabana bineceksin. Gideceğim Barış'a. Bak. Barış'a sor. Ben sana ben kendim anlatıyorum. O bir Barış'ın. Ya bak vallahi bak ben size söyleyeyim. Siz Barış'ın köpeklerini benden daha iyi tanır. Ben bilmem Barış'ın köpeklerini. Ben de bir tane Yavuz'un oğlu var. Sana onu göstereyim. Hadi bunu hatırlamadığında ben göreyim hadi. Yavuz'un oğlu da var. Biz bütün panterlerin hepsine savaş açmış bir köpeğin. Bak şimdi. Şimdi sen diyorsun ki Sinan Savut'un videosundaki. Evet. O köpek Kangal köpeği. Her köpeği. Onun babasını ben İstanbul'a getirdim. Siz Akın abiyle Servet abinin yarışmasında birinci oldu Kangal dedi. Annesi Kangal köpek. Hangi köpek? Herkül. Herkül. O zaman sen o paylaşım yaptıktan sonra Gökay Gökay sana yazı olarak yazdı. Niye kaldırdın kendini? Kaldırım da. Bir dinle. Sen sakin. Kaldırmadım. Tamam. Paylaşım duruyor. Orada 14 yaşındaki bir çocuk. Tamam mı? Laf anla. Ben sana onu da anlatayım. O köpek de benim köpeğimin oğlu. Herkül'ün oğlu. Panter, safkan bir panter köpek. Bu sizin Samsun yarışmasının birincisi, Kangal bir safkan bir panter. Tamam. Köpeği üreten, bak Hüseyin, köpeği üreten Gökayar değil. Gökayar'la bir alakası yok. Köpeğin sahibi İsmail Şahin. İsmail Şahin de üretmedi. Benim baba Herkül'ü ben Ümit Taşdelen'den 5 sene önce 15 bin lira satın aldım. O zaman iyi paraydı. Hatıra. Arkadaşın hatırına götürdü. İsmail Şahin, Ümit Taşdere'deki Herkül'e kancık çekti. Benim Herkül'e. Anlatabiliyor muyum? Ve o Gökaylar'daki köpek çıktı. Köpeği ne? Köpekleri Gökaylar mı üretti? İsmail Şahin mi üretti? Ne alaka? Köpek panter. Siz bak, orada ben çocuğa anlatıyorum ya, çocuk anlamıyor. Ben paylaşımı silmedim. Çocuğu da engellemedim. Sadece paylaşımı gizledim. Ona aynısını anlattım zaten. Kardeşim, aynı yarışmada Karo dereceye girmeden elendi. Karo'nun yavrusu diğer iki zaten kendi yaşında birinci seçildi. Mesele Karo'ya kırma deyip altındaki yavruyu birinci seçen biz de sorumluyuz. Ya arkadaş bu ne alaka diye. Çünkü yarışma içerisinde Karo'nun yavrusu eşleşmeden ötürü Kangal'a inanılmaz derecede benzeyen çok güzel bir köpek. Adam diyor bunu. Bu benim görüşüm değil. Bak sen sizin... tabii sorduk biz bunu. Bak dinle beni. Ama Karo'ya diyoruz ki neden Karo'yu eledin diyoruz. Tamam mı? Neden Karo'yu eledin? E sence diyor elememeli miydim? Diğer baktığın zaman. Şimdi siz diyorsunuz ya hani bir köpeğin yavrusundan anne ve dişi çok iyi olsa dahi alttan yavrusu daha farklı çıkabilir diye. Bu köpeğin çok iyi eşleşmesinden ileri gelen çok güzel yavrular da atabilir. Doğru mu? Aynı şekilde. Kötü yavru atma oranına kadarsa iyi yavru atma oranı da o kadar fazla. E şimdi ben örnek olarak veriyorum. Sendeki Yavuz'un oğlu Kangal'sa, Kangal fenotipindeyse, Yavuz Kangal'sa benim Yavuz'a ya da sendeki köpeğe Kangal deme şansım yok. Kangal zaten fenotip olarak güzel bir Kangal ve bu fenotipi de anlatan Türkçe'yi anlatan kişi Serbülent Özgüren. Benim söylediğim kelime bu. Yavuz'a biz kurtçu değil demedik ki. Hiçbir zaman ben eğer Yavuz'a bir kere kurtçu değildir dediysem Allah benim bin türlü belamı versin. Ama derseniz ki Yavuz 8 tane kurda aynı anda dalmış. Dedim ki abartmayın arkadaşlar. Yo Yavuz kurtçu mu? Bak Yavuz kurtçu bir köpek. Ben Yavuz kurtçu bir köpek. Bende oğlu var. Gerçekten kurtçu bir köpek. Ben kendi malıma da gönderiyorum. Davara da gidiyor. Gerçekten kurtçu bir köpek. Şimdi köpek Kangal'dır. Dişi asıl yavru dişi verir. Çektiği dişi önemlidir Barış. Şimdi ben neyden neyi çekiyor ne yapıyor bilmiyorum. Herkesin kendi ürettiği kendi cebine diyor. Ben bilmem Barış. Güzel kardeşim Barış, işte bilmiyorum diyorsun ama neden de sürekli Barış Çiçek'i konuşuyorsun diyorsun. Biz de Barış Çiçek'i niye konuşuyoruz diyorum. Tamam. İşte bu köpekle yüzünde konuşuyoruz diyorum. Onu eline bak Barış bir dünya markası bir adam. Siz
Barış gerçekten dünya markası bir adam yani. Canlı yayına girmeden önce, canlı yayına girmeden önce ben şöyle bir cümle söyledim. Barış Çiçek dediğiniz adam Türkiye'deki en eski aileden, anadan, babadan Türkiye'nin en eski kangal üreticisi bir insandır. Ya şimdi bunu Barış'ın sürekli köpek bugün Amerika'da da var, Çin'de de var, tamam. Dünyanın içinde var. Bu köpekler tamam. Beste üretiyor. Şimdi hatalı çıkabilir. Üreten adam da her zaman haklı. Şimdi sen niye rahat konuşuyorsun? Hiç köpek üretmedin. Başlayacağım üretmeye. Üret. Ondan sonra bak. Üreten her zaman bak. Ondan sonra kardeş bak şimdi köpek işi dünyanın en zor işi. Köpek üretmek işi dünyanın var ya hayattaki en zor. Bak 400 boyundan 400 tane koz alabilirsin. 100 tane köpekten yılda 100 tane yavru alamazsın. Ben sana bir şey soru soracağım. Sen devam et, ben sana şimdi bir soru daha soracağım. Bekle. Bu yorumlar niye kapandın? Ben kapattım. Saçma sapan yorumlar yapıyorlar ya. Ben bir cihar alıp geliyorum. Açayım istiyorsan okumak istiyorsun. Milletle kavga etmek istiyorsan açayım. Sıkıntı yok. Yok ben şu an geçerim. Yok onu mevcut. Ya işte ne sen söyle ne onlar sana yanlış bir şey söylesinler ne de bir başkası bize yanlış bir şey cümle söylesin. Gerek yok. Sen bir videonun da sesim geliyor değil mi sana? Ben daha yeni geldim. Sarılmaya gidiyorum değil mi sana? Sen bir videonun da dedin ki bizim köpeklerin hepsi, şimdi biz dışarıdan bir insanız ya, Kangalı sizden, Barış abiden, örnek olan Onur Kanlı'dan, Serbülent Özgüray'dan, Akın Külübaş'tan öğrenmeye çalışan insanlar olarak hani dışarıdan izliyoruz ya, senin bir demecin var kardeşim. Sen diyorsun ki, bizim köpeklerin hepsi aynı kaptan yemek yiyorlar dedi. Doğru mu? Hatırlıyor musun o videoyu? Barış Çiçek'le yaptığım videoda. Panterler dedim ben. Ha panterler diyorsun. Evet. Şimdi burada Barış abinin bir cümlesi var. Sana bulmaya çalışacağım. Bulabilirsem, bak bulabilirsem eğer o videoyu sana... Şimdi videoyu sana dinleteceğim. Ben şimdi hanginize inanayım kardeş? Dinleteceğim. Allah nasip ederse bir saniye bekle. Burada çok video var da onların içinde arşiv çok. Niye arşiv? Canlı gibi istiyor mu? Vallahi bir canlı. Aynen. Şimdi seni izliyorum. Sen diyorsun ki panterler aynı kaptan yemek yiyor. Ya şimdi arşiv de diyor ki eğer bir köpek diyor aynı kaptan kardeşiyle yemek yiyor onu atsın. Kardeşi onu diyor atsın. Bak. Şimdi çelişki ne? Benden mi var? Çelişkisi ne olur? Yavuz kimin oğlu? Ya geçen söyledin işte. Yavuz kimin oğlu? Ben bilmiyorum. Şimdi bendeki panterlerle Barış'taki panterler alakasız panterler. Bak. Şimdi bendeki panterlerle Barış'taki panterlerin bak. Bendeki panterlere bak. Ben sana panter atayım. Bir de Barış. Sana başka bir soru. Ben şu anda onu sormuyorum. Sendeki soy, ondaki soy demiyorum. Sen diyorsun ki köpekler aynı kaptan yemek yiyor hiç de bir sorun olmuyor. Benim panterlerim yiyor kardeş. Barış Çiçek çıkıyor diyor ki bir köpek aynı kaptan yemek yiyorsa diyor atın gitsin. Açacağım açamadım bulamadım. Şimdi sendeki köpekleri atalım gitsin. Şimdi iki kardeşse beraber büyüdüyse ana oğulsa baba oğulsa yani ömrü beraber geçiyorsun aynı kaptan yan yer ama sen tutup da 3 yaşındaki 2 tane köpeğe birbirinin yanına gelsen birbirini parçala. Bu iddia diyor. Şimdi köpeği nasıl yetiştir? Ya bir kere köpek yetiştirmek dönem. Sen ben 10 tane köpeği istesen bir kafta yediririm. Birbirine boğuştuklar zaman bir ona vurun, bir ona vurun, bir daha hiçbiri boğuşmazlar. Mecbur yiyecekler. Ya dayak yiyecek, ya oğlu yalı yiyecek yani aynı kapta. Şimdi köpek yetiştirmek çok farklı bir olan. Yoksa 2 aylık yavrular burada birbirlerini öldürüyorlar. Göz yumarsa. Ya arkadaş. Ya bana Barış'tan başka bir şey der. Bana beni ilgilendirmiyor Barış. Türkiye'nin en eski köpek üreticisi olarak aileden, babadan, dededen, ailesinden köpek yetiştiren bir insan olarak eğer ben o kadar yıldır köpek üretiyor olmuş olsaydım babamdan ben her 10 senede bir yaptığım köpeklerin %10, %15 daha iyisini çıkartırdım. Bak, Barış şu an sen, demek ki daha iyisini yapıyor ki Barış şu an popüler bir adam. Yok değil. Bak, olabilir. Ben ona bir şey söylemiyorum. Yavru alacağım, 10 milyar para vereceğim, alamazsın. Yok.
satan yavruların adam satıyor yani, yok satıyor. Yok adam yok. Ya satsın, Allah daha çok satsın. Ha işte bak. Daha demek ki yıllardır bak. Demek adam yıllardır kendini üstüne koymuştu. Hala diyorsun ki sen diyorsun ki bak şimdi bak, Barış benim rakibim kardeş. Arkadaşım değil. O da köpek satıyor. Ben de köpek satıyorum. Anlatabiliyor muyum? O adam benim rakibim. Ben ondan daha çok satıyorum. Yani ona giden kadar bana gelsin işte. Anlatabiliyor muyum? Ticarete vurup benim rakibim. Ha. Kaşlere benim rakibim. Aynı işi yapıyoruz. Arkadaşım olabilir. Ben her zaman derim ki benim köpeğim bir avuç Barış'ın köpeklerinden iyi. Ümit'in köpeklerinden iyi. Herkesin köpeğinden iyi benim. Türkiye'de. Sana sorarsam köpeğim benim köpeklerim. Çünkü bu işi yapıyorsun. Bu her iş... zaman herkesin köpeği kendini. Barış benim rakibimdir. Ben ne diyeyim ben Barış? O da köpek satıyor. Ben de köpek satıyorum. O haftada 10 tane satıyorsa ben 20 tane satıyorum. Sonra satıyoruz ya. Değil mi? Evet. Demek istedim. Ya bırak Barış'ı. Ya Barış'ın bu işin en iyisi. Git çakışlığa gemereye. Açın. Adamlar aleni. Malaklar kangaldıyı satıyor. Barış'ın sattıkları yine o senin bana gösterdiğin köpek var ya. İkiye bir gösteriyorsun ya. O köpek kangal. Şarkışla'daki köpeklere bakarsan, Aymahamut'taki köpeklere bakarsan, Sivan Tigen'deki devletin çiftliklerinde köpeklere bakarsa o köpek kangal da ben de satın satın. İşte o peki bir şey söyleyeyim, köpekten bu kadar çok para kazanan bir insan olarak niye ya bu kadar çok demeyeyim yani köpekten para kazanan bir insan olarak ya örnek veriyorum ya da bu köpek işine gönül vermiş bir insan olarak biz de hani primciyiz ya böyle dışarıdan böyle neden o zaman bu köpeğin bu kadar TGM'lerde çiftliklerde kırmaların üretilmesine karşı çıkmıyorsunuz? Devlet üretiyor. Ben devlete kafa mutlacağım. Ne diyeceğim? Siz bu işe gönül vermişsiniz işte federasyonlar, dernekler işte. Ben hiçbir dernekte, ben hiçbir federasyonda değilim. Neyse işte gidin. Onlarla uğraşın. Aleni adamlar malaklık satıyor kardeş. Bu para, senin bana gösterdiğin köpek kangal köpeği. Oradaki köpeklere bakarak çok kangal köpeği. Siz hiç kırma köpek mi görmedin? Kadar görüyorsunuz da işinize gelmiyor. Bak biliyorsunuz. Bunu Demiral. Tamam. Seni var ya. Gidin abi. Baymaham. Sivas Kankala. Sivas Kankala gidin. Gidin ya. Seni mahvederim bak. Gidin hadi gidin. Vallahi. Demiral seni mahvederim. Siktir git şuradan. Hadi şimdi siktir git. Bir tane piçin biri bir yorum yapmış da ona şey yap. Ha dur onu da cevap vereyim. Ben hayatımda cevap veremeyeceğim bir şey yok. Ben lafımı hiç köpeğim kardeşim. Ben hayatta hiç kimseyle bir eyvallahım yok. Şimdi bir şey anlatayım. O Sevnet Özgür Harun Bostanoğlu'na bir köpek var. Karayın'ın oğlu. Köpek şu an yurt dışı. Ses kaydı var. Ben art niyetli bir adam olsaydım ses kaydını Sevnet'e attım. Oğlan bana diyor ki abi diyor Sevnet Özgür abi bize dedi ki diyor. Ondan sonra işte bu köpeğe kırma diyeceğiniz ben de gülü yayınlayacağım dedi diyor bana aradım. O çocuk beni aradı dedi ki abi ben kangal istemiyorum. Bana kara iri yer olacak bir köpek gönderdi. Ben o köpeğin hastasıyım. Biz ona öyle köpek gönderdik. Köpek ondan da daha çok kaliteli bir köpek oldu. Şu an yurt dışında bir çiftlikte köpeği üretiyorlar, yavrularına satıyorlar. Bizden insanlar ne istiyorsa biz onu veririz. Adam kangal isteyen kim Türkiye'de? O sene sat kangal benim buraya. Getir çiftliğe o anlatılan köpekleri. Adam bir tane o burada hiç kimse onların yavrularına almaz. Almaz. Beğenip de kapsın. Akif Metin yaptığın ticaretlerde yanlış yaptığın ticaretler var mı sana göre? Yatta yanlış. Valla biz yıllardır bu işi buradayız. Yerimiz belli. Bir adama yanlış yaptıysa gelsin. Gelir. Yorumu başa tutturdum. Bunu birazdan konuşacağız. Bu cümleyi ben söyledim aynen. Sen söyleyeceğini söyle bu cümleyi ben söyledim. Çünkü birazdan bununla alakalı ben konuşacağım. Sen bir adama yanlış yaptıysa biz kaçak çiko çekici değiliz. Hesaplarımız sahte değil. Biz, ben şu an dünyada en çok takip eden adamım. Varsa adamın benden bir rahatsızlığı çıkar gelir. Beni bir adam dolandırsa ben kapısına giderim. Şimdi bak kardeşim. Bak, olur.
Adama köpek satarız, arkası boş çıkar. Bu çıkabilir. Telafi eder miyiz? Ederiz. Çok oldu. Parasından sattık. Ondan sonra geriye aldık. Parasını verdik. Ondan sonra yavru gönderdik. Şimdi siz sanıyorsunuz ki size her yazan adamın, şimdi adam doğru sanıyorsun. Bak öyle de bir sıkıntı var. Bak, gerçekten de öyle de bir sıkıntı var. Peki, ben bu işlerle ilgilenmiyorum kardeşim bak. Genel iş olarak ben bu işlerle ilgilenmiyorum. Ama böyle birkaç tane video yaptığın zaman insanlar diyor ki ya diyor senden bahsetmiyorum. Benim şöyle bir köpeğim var diyor. Benim böyle bir köpeğim var diyor. Şöyle bunu da diyor bana diyor şundan aldım. Şöyle yapar mısın? Bunu da yaptım. Bunu yapar mısın? Şöyle olsa şöyle insanlar bizi bir sanki bir nasıl anlatayım? Ben de diyorum ki bu adamları hiç diyor bana yazmıyor. Mesela ben de rahatsız olan adam sana bana yazmıyor. Sana niye yazmıyor? Ne ala? Değil konuşmalar mi? Da var ya, bazı konuşmalar da var. Seninle alakalı olmasa da biraz konuşmalar var. Ya işte var. Adam ya ben bunu anlamıyorum. Varsa rahatsızın. Barış seni dolandırdı mı kardeş? Git adamın kapısına. Git adamın kapısına. Seni Ümit mi dolandırdı? Git adamın kapısına. Git adamın kapısına. Seni bir adam dolandırsa Hüseyin, sen oturursun da bana mı şikayet edersin? Bana mı şikayet edersin? Kapısında yatarım ya. Ha, bu iş böyle de benim de dünya alacağım. Beni köpek konusunda biz daha çok dolandırırız. Köpek verdik Avrupa'ya, Türkler geldi buradan götürdü. Benim şu an hiç yoksa 70-80 milyar milletten köpek alacağım mı? Şimdi iş sadece... İş dolandırılmaya kaldı da biz daha çok darbesiz. İş benim, senin ve senin, dinle, beni bir dakika dinler misin? Benim senin panterlerinle ya da beslediğin kangallarla alakalı yaptığın bir tane yorum bulamazsın. Bak, yaptığın bir tane yorum ve görüş bulamazsın. Benim senin yaptığın ticaretle alakalı konuştuğum bir iki tane cümle varsa vardır. Onları da burada da söylerim açık açık yüzüne karşı. Ama sen benim yap, bak senle, seninle benim aramdaki tek zıtlaşmasına neden olacak bir konu senin bir canlı yayında geçmişler 4-5 kişi karı gibi bir ağacın altında dedikodu yapıyorlar. Ben Müge Anlı gibi. Yani dedikodu gibi. Fark etmez. Aynı. Bak yine söylüyorum. Dedikodu yapıyorsun. Dinle bir saniye. Dedikodu bak, falan yap. Bak. Seni bugüne kadar bu konuştuğumdan bak güzel kardeşim. Bağlanmaz. Bak, ben de sana diyorum ki ben Birol Başçık'ta Sevren Özgür'e getirdim. Yanımda Akın Tülübaş da var. Konu dönüyor dolaşıyor. Ben bir soru soruyorum. Birol'la aramızdaki problem ne diyorum. Ondan sonra oradan iş panterlere giriyor. Hayır siz bu konuyu konuşamazsınız mı diyeceğim ben adamlara. Ne diyeceğim ben bu adamlara? Ben bunu konuşamazsınız mı diyeceğim. Bir, ikincisi videonun ağacın yanında çekilmesinin ne bir rahatsızlığı var. Burada önemli olan söylenen sözdür, anlatılmaya çalışılandır. Ben onu ha bir rezidansta çekmişim, ha bir ağacın yanında çekmişim. Bunun neyi rahatsız edici bir durum ki? Ben razıyım. İstediğin nerede otursan otur. Ben nerede oturdum? Sen de diyorsun ki geçmişler bir ağaç altın. Ben bak, de diyorum niye? Ki. Ben... Bak niye? Ben... Hayır lan. Şimdi orada diyorsun ki ağaç gitmedi. Akın dedi. Tamam mı? Ben hayır ben cevap veririm kardeş. Ben susmam. Sen benimle ilgili konuşursan ben de sana orada cevap veririm. Benimle ilgili konuşmazsan ben sana ne cevap veririm? Niye vereyim? Ben alakalı seninle konuştuğum ne ettin? Senin bir tane, video yap. Ben alakalı etmez. Bir tanesine benden bahsedersen ben çıkar ona cevap veririm. Orada tamam. Benimle ilgili konuştuğunuz için ben tuttum Akın'dan dolayı cevap veririm. Sen ama keşke orada sen diyorsun ki kardeşim bak geçmişler 5 kişi Müge Anlı gibi orada şey yapıyorlar. Bir saniye E Demiral, 19 Demiral. Bak ben kardeşim sen soytarılar dersen, bana burada kendine ana avrat küfür ettirme hakkına sahip oluyorsun. Ama ben sana hiçbir şekilde hakaret etmeden diyorum ki, bak güzel kardeşim git buradan, git. Ben yorumlar vermiyorum. Bak buradan da engelliyorum seni. Defol git soytarı dersen ben sana... Çok farklı şeyler söylerim bak. Kendi kendine küfür ettirme. Bak şimdi bu iş niye kötüye gidiyor biliyor musun? Niye kötüye gidiyor? Bak aha böyle ne olduğu belirsiz. Bak bunlar anne babadan gerçek terbiye alan insan. Namuslu bir insan buraya çıkıp da sahte bir hesaptan yorum atmaz, küfretmez. Burada yazanların hiçbiri namusum şerefim üzerine verin. Hiç kimse benim burada konuşanların hiçbir hayatında karşıma çıkıp da konuşamaz. Konuşamaz. Sana da küfreden
Sana da küfreden adam çıkıp da karşısında küfredemez. Burada küfreden adam gancık adamdır. Hakaret eden adam gancık adamdır. Tamam mı? Burada yazan adam gancık adamdır. Şimdi bu işte niye Ersin Yaman demiş ki, Ersin Yaman demiş ki niye çekemiyoruz bu adamı? Lan bu adamla alakalı çekemeyen varsa, bak ben de bir şey varsa, bu işlerin sonu niye kötüye gidecek biliyor musun? Aha bu kansızların yüzünden. Şimdi herhalde Barış'ın çocuğuna mı küfretmişler? Ne yapmıştır? Bak gel o konuya git. Gel o konuya git. Şimdi ondan sonra sizin bir video yapmışsınız. Ben YouTube'da sondayızım. Evet. Serivren Tayyip da orada Barış'a küfretti. Evet. O video hala orada duruyor. Adamın eşine küfretti. Bu olur mu? Şimdi bunun böyle bir şeyin olması tasvip edilecek hiçbir tarafı yok kardeş. Bunun hiçbir şekilde tasvip edilecek. Bu insanlara bu hale getirenler kim? Aha bu. Bansız bebeler. Peki bir şey söyleyeceğim ben sana. Adam çıkıyor. Barış'a küfrediyor. Adam çıkıyor. Barış'a küfrediyor. Adam çıkıyor. Bana küfrediyor. Niye küfrediyor? Aha bu. Götü poklu itlerin yüzünden. Bak bu işin sonu gerçekten son değil. Şimdi sen evlisin değil mi senin? Hı hı. Hanımına küfrettirir misin internet? Allah korusun ya. Allah o adam hanımına niye küfrettin? Ben mi ettim? Yok senin yanında niye küfretti? Serminat abi niye öyle şiddetlendi? Niye? Serminat abi de sövdükleri için şiddetlendi. O adam onu aklı dengesi yani bilinci yerinde olsaydı küfretmezdi. O adamı senin, senin burada konuşurken bir anda Serdar abiye küfür edip edemeyeceğini ben nereden tahmin edebilirim? Bak şimdi. Edebilir miyim? Şimdi orada zaten bak. O adama küfür etmiş. Adam diyor ki sabahtan beri nedir lan bu diyor. Yeter diyor kim kime küfür ettirmişse ha. Diyor kim kime sahip çıkmışsa diyor bilmem ne diyor. Barış adam küfür ediyor. Saklama yaşıyor. Şimdi, Barış'a küfür ediyorlar. Niye küfür ediyorlar? Barış'a küfür bu oğlu itlerin yüzünden. Serbine'de niye küfür ediyorlar? Aha bu it tartışmalarının yüzünden. İntihar eder. Sana mesela laf söyledin. Sen Barış'ın yerinde olsaydın intihar eder. Gerçekten nasıl bir adamsa anlayamadım. Ben sana söyleyeyim açık ve net söyleyeyim. Barış gerçekten nasıl bir adamsa anlayamadım. Vallahi başkası olsa ya onları tek tek vuracak. O da imkanı yok adam kafası. Ya bu kadar olmaz. Yani şimdi, var ya. Ben sana bir soru sorabilir miyim peki? Bir soru daha sorabilir miyim? Bir soru daha sorayım sana. 2012 yılındaki TR Kangal sitesindeki Panterslerin kavgasını hatırlıyor musun? Ya 10 yıl hani önce bir şey söyleyeceğim. Hani biz dışarıdan panterciyiz ya. Hani panterleri sevmiyoruz ya. O zamanki pantercilerin birbiriyle olan kavgalarında söylenen sözlerin ve milletin köpeklerine, birbirlerinin köpeklerine söylediği sözleri sen hatırlıyor musun? Biliyor musun? Ya da konuyu biliyor musun? Ya Hüseyin, önceden bu tartışmalar Facebook'ta vardı. YouTube'da tamam. Para işi çıktı. Herkes YouTube'da tartışma yapıyor. Önceden biz bu tartışmaları Facebook'ta yapardık. Instagram'da da yapmazdık. Herkes Facebook'ta tartışırdı, ederdi. O iş orada yani bu işler buraya kadar hiç gelmedi. Niye gelmedi biliyor musun? Facebook'ta sahte hesap yoktu. Olmuyor genelde. Şimdi YouTube'da adam hesap açıyor. Tamam adı yok, bilmem ne yok. Tamam mı? Ağzına o kadar çok rahat konuşabiliyor ki. Facebook ortamı öyle değil. Facebook'ta şartlar tamam. Başka bir şey söyleyeceğim. O zamanki gerçek pantercilerin bütün panter besleyenlerin birbirine neden girdiğiyle alakalı bir bilgi yani biraz bilgin var ya mı? Kardeş, yani bunu biliyor musun? Şimdi o zaman biz de insanlara diyoruz ki arkadaşlar biz panter düşmanı değiliz. Ama bu panterciler zamanında bundan 10 sene önce öyle bir birbirine girdi ki panterlerin ne olduğuyla alakalı hepimizin aklı bulandı. Bak demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Panterciler, bakın arkadaşlar yorumları açıyorum. Küfür eden olursa çok pis küfür edeceğim. Açıyorum. Bakın iyi dinleyin beni. Diyorum ki 10 sene önce pantercilerin birbirine girdiği zaman herkesin kapısında panter köpeği varken panterciler birbirine girdi. Kim girdi? O gün Daha gir. Daha var. Ben tanıyor musun? Tanıma. Ben o gün odacı yıllardır tanırım. O gün odacı akşam içer. Kafa evet. 1 milyon.
Herkese söver. Peki o zaman biz miydik ortalığı karıştıran Yusuf gerçekten panterciler miydi? Bak şimdi antenler her zaman Türkiye'de gündemdir. Evet. Şu anda gündem. 10 yıl, 12 yıl önce de gündemdi panterler. Şu anda gündem. Niye gündem biliyor musun? Çünkü panterler talep görmeyen bir köpek olmasa, satılmayan bir köpek olmasa kimse siklemez. Sabah hemen satarım. Bugün benim 10 tane panterinim olsun erkek. Sabah hemen satarım. Bak arkadaş bir soru sormuş. Diyor ki Akif Metin'le Barış'ın çiçekleri ayrı panter, sen neden Barış'ın köpeklerine ne söylersen niye üstüne alınıyor? Kim? Yani Akif Metin ne diyor? Barış'ın çiçekleri ayrı panterler aynı değilse bak şimdi, neden ben de panterler o talaz dediğim köpek var ya şu Dağıstan'ın bozu. Evet. Onun babası. Benim panterlerim o talazdan geliyor. O talazı ben sana atayım. Göster. 1000 kişiye de göstersen 1000 kişi de kangalın kralı. Benim köpeklerim atası o talazdır. İkinci panterlerimin geldiği noktası da baba herkülü. Bu zaman İstanbul'a getirdiğim o sizin Samsun'daki yarışmadaki birinci olan köpeğin babasıdır. Panter. Benim köpeklerim bu panterlerden gelir. Ben diğer panterlerin bir alakam yoktur. Bak kardeşim. İnsanlar konuşa demişler anlaşılır. Ben görmüyorum. Şimdi diyorum ki biz panterci düşmanı değildik. Ama ben de panter beslemek isteyen zamanda bir insan olarak biz panter hakkında hep böyle pantercilerin birbirine olan iddiaları da bildiğim için hep böyle bir mesafeli kalmak zorunda kaldım. Panterler yok. O zaman panterin iyisini besle. İyisini bilmiyorum da şu anda var mı yok mu onu da bilmiyorum. İyice bir araştırmak lazım. Dağıstan abi davet attım. Gel abi bir istersen. Şimdi biz hiç ağzımızı açmadığımız zaman da bundan 10 sene önce panterciler zaten birbirlerinin köpekleriyle alakalı söylenmesi gereken her şeyi söylediler. Biz de diyoruz ki bu iş ta 10 sene önce patlak verdi. İlk üretim başladı. Andan itibaren o işin içine Onur Kanlı da girdi. O işin içine o gün odacı da girdi. O işin içine Barış Çiçek de girdi. Onur Kanlı'nın kendine gittiğinde resim gördü. Onur Kanlı sadece köpeği anlattı. Şimdi Onur Hoca'ya da anlattı yani biraz yüzeysel olarak konuştu. Şimdi Onur Hoca'ya da mesela ben Onur Kanlı'ya yıllardır verdiği emekten dolayı saygı duyarım. Saygıya hak eden bir adam. Köpekler için kendini ve hayatını heba etmiş bir adam. Adam rektörken, öğretmenken her şeyi bırakıp kendini köpekler adamış, köpek üretmeyi adamış. Bir adam hatasıyla doğrusuysa adam şu an Türkiye'deki herkesten daha çok köpeğe bilir Onur Kanlı. Çünkü onun ben ilk o zaman çocuktum ahırda yemeyen miydim anne telefonu açtık. Televizyona köpekte belediyede koşarak geldim. Onur Kanlı köpek anlatıyordu. O zaman internet yok. Bir soru sorabilir miyim sana? Kanka'nın kafası düz olmalı mıdır? Bence biz düz olmalı diyoruz. Bence Kanka kurda, ben her zaman bunu savundum. Kurda en yakın köpek Kanka'dır. Bir köpek kurda ne kadar çok peki, yakınsa o kadar çok sen anladın. Bugün söyledin değil mi? Bak bugün söyledin. Ben bunu hep videolarımda söyledim. Eğer sen 2 sene sonra dersen ki Kangal'da alın çıkıntısı da olur dersen ben de derim ki Akif Metin bak 3 sene önce diyordun ki böyle. Yani sen şimdi, bak şu an Instagram'la canlı yapıyorum. Ben Habertürk'e çıktım ulusal kanala. Tamam. Dünya o senin büyüklüğündür kardeşim. Eyvallah. Hadi buradaki yayın silindi. Orada da ben çıktım televizyon dedim ki bu Kangal köpek bak. Kurda ya biz her zaman diyoruz kurt köpeğin atası mı? Kurda ne kadar çok atası. Öyle değil mi Dağıstan? Öyle. Bir köpek kurda ne kadar çok yakınsa fizik kafa yapısı olarak o kadar çok safkan. Evet. Ama o köpek ondan daha uzaklaşırsa bozulmaya gitmiştir. Benim köpekten kan alanlayışım budur. Tamam. Peki
sen bugün bu köpeği tarif edip ya da Serbülent Özgür'e ya bak şu an abin diyorsun ya mesela şu an çok ya büyük adam ben tarif ederim ne diyeceğim adam benden büyük adam. Şimdi abin diyorsun ya benim için abin diyor ya. Ya sana da abi ben de abi diyorum ya Serbülent abi diyorum ya. Hayır şunu anlat mesela şu eğer Serbülent Özgür'e 10 sene önceki açıklamasıyla 3 sene önceki açıklaması birbirini tutmuyorsa ona da eğer bunu demezsen ben deysem. Niye Serbülent çünkü orada Malaklı'yı kankaldı tarif ediyorsun. Tamam ben kalak bak. Onunla alakalı açıklaması adam 10 kez yaptı. Sen onu Gangalı'yı tarif ettin mi? Nasıl? Gangalı'yı tarif ettin mi? İstediğin kadar açıkla. Ya o olmaz. O senin dediğin doğru. Etti de Akif Selin Hüseyin Yıldız'la yan yana geldin mi? Gelmedim. Hüseyin Yıldız'la bir yan yana gel. Sana bildiğim mastifi Gangal diye tarif ettim. Ya ben tanıyorum. Yani orası öyle baba. Doğruyu konuşmak gerekiyor. Hani o tarif yapıldı mı? Mesela Selim Özgür'ün Köpekçilik tarihindeki karabi ne ki? Doğrusu da yaptın mı? Yaptı doğru. Onu yaptı. Ama şimdi şöyle var. Bak ben yani ben her zaman diyorum ben ne ocuyum ne bucuyum. Hani benim mantığıma göre özellikle Serbülent abinin bundan 5-6 yıl önceki bahsettiği kangallar ki şu an meydanda olmayanlar onlar bana göre mükemmel köpeklerdi. Gerçekten tarif edilen köpeklerde en iyileri bence onlardı. 6-7 yıl öncesindeki köpeklerden belki 10 yıl öncesi köpeklerden bahsediyorum. Ama şu an zaten ama o aradığımız köpekler bulma ihtimalimiz şu soruya cevap vermediğin için net bir cevap vermediğin için buradaki izleyiciler de ben de seni kınayayım mı diyeyim ne diyeyim kınayalım. O köpek kangal. Yine çıktı. Kangal nasıl değil mi? Asıl. Ama bu köpek meşhur oldu Asıl. Hüseyin sen meşhur yapın. Vallahi var ya köpek keşke benim olan da yutma.